Menelli'nin Ses Ustaları programından herkese merhabalar. Ses ustamızı tanıtmadan önce Türkmen milli takımı hakkında bilgiler vereceğiz. 24 Ocak 1970 tarihinde Irak Devrim Komuta Konseyi'nin 24 numaralı kararıyla Türkmenlere kültürel hakları tanındı. Bu kararın çıkmasıyla Türkmenleri büyük bir heyecan kapladı ve aynı yıl Türkmen eğitimci, sanatçı ve yazar Salah Nevres Türkmen milli takımını kurdu. Bu takım bir futbol takımı değildi. Türkmenlerin kültürünü ve sanatını tanıtmaya çalışan bir topluluktu. Kurulmasının amacı diğer etnik gruplar gibi kültür ve sanatını ortaya koymak ve gelecek nesillere bırakmaktı. Bu takım müzik, folklor, monolog, güzel sanatlar ve tiyatro gibi topluluklardan oluşuyordu. Nevres'in en büyük destekçileri ise Yoksul Öğrencilere Yardım Derneği ve Türkiye'nin Kerkük'te kurmuş olduğu Türk Kültür Merkezi'ydi. Türkmen milli takımından manevi desteklerini esirgemeyen bu kuruluşlar ve maddi olarak destek veren vatandaşlar sayesinde Türkmen milli takım çalışmalarına başladı ve iz bırakan çalışmalara imza attı. Türkmen milli takımının en önemli topluluklarından biri olan müzik topluluğunda Yaşar Mustafa Kemal, Yılmaz Erol, Yüksel Şenay, Mehmet Güzeci, Necdet Kifirli ve Fethullah Altun Ses gibi önemli ses ustaları yetişti. Tembel Abbas oyunuyla nam salmış Hüseyin Demirci'nin şehit edilmesiyle ne yazık ki 1972 yılında Türkmen milli takımı dağıldı. Topluluk olarak yapılan etkinlikler artık bireysele dönüştü. Türkmen milli takımın kurucusu da olan Salah Nevres takımı Abbas Erenay'a devretti. Erenay 1976-1977 yıllarına kadar çalışmaları yürüttü ama takım takımlığını yitirdi ve dağıldı. Türkmen milli takımında milli şuuru öğrenenler çalışmalarını bireysel olarak sürdürmeye devam ettiler ve Türkmen milli takım okulundan geçmiş o isimler günümüzde önemli yerlere gelerek Türkmen davasına hizmet etmiş isimlerdir. Türkmen iş adamlarından ve aynı zamanda takımın kurucularından Ömer Köprülü, Türkmen milli takımının kuruluşunun 50. yıl dönümünde bu tarihi yaşatmak için çalışmalara başladı. Proje bir kitap fikriyle başlayıp daha sonra büyüyerek sosyal medya, belgesel ve Kerkük'te Tembel Abbas heykeli çalışmasıyla devam etmiştir. Bu heykelin Kerkük'ün en önemli semtlerinden birinde açılışı yapılmıştır. Bu bölümde çok değerli bir ses ustamızı tanıyacağız. O bir sanatçı, bir ses ustası, bir müzisyen, bir besteci, bir orkestra şefi ve aynı zamanda bir akademisyen. Çok değerli ses ustamız Doktor Fethullah Altunses. Asıl adı Fethullah Ahmet Salih'tir. Sesinin güzelliğinden dolayı Altunses soyadını almıştır. Altunses Kerkük'ün Piryadi mahallesinde 23 Temmuz 1957 yılında dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Kerkük'te tamamladı. Daha ilkokuldayken sanata olan yeteneği keşfedildi. İyi bağlama çalmanın yanı sıra güzel şiir ve horyatlar yazar ve seslendirirdi. 1970'te Türkmen milli takımına katılan Altunses, koronun parlak yıldızı oldu. Bu sayede pek çok başarı elde etti ve kısa sürede başta Kerkük olmak üzere Türkmen elinin tüm bölgelerinde tanındı. 1973 yılında Bağdat Radyosu Türkmence bölümünün sınavını kazanarak ses sanatçısı kadrosunu aldı ve ilk kayıtlarını yapmaya başladı. 2002 yılına kadar Irak'ta kariyerine orkestra şefi olarak devam etti. Ancak yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle vatanından ayrılmak zorunda kaldı. Dubai'ye yerleşen Altunses, Arap Müziği Araştırma ve Ud Evi'nde Arap Müziği Ses Eğitimi Bölüm Başkanı olarak çalıştı. Yurt dışında yaşadığı süre boyunca vatanına duyduğu sevgi ve özlemi her defasında dile getiren Altunses, Türkmen sanatına önemli eserler bırakmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Arkadaşım var Hayrullah, kardeşi var imiş Fethullah Altunses. Onu getirdi, tanıttırdı bana orada. 1972 yılındaydı. Fethullah da baktım elinde ney var, çıkarttı o sahneye. Güzel şarkılar okudu, güzel sesi var idi. Oturanları da hapsi beğendiler özünü. İşte Fethullah o günden ondan sonra aramız daha kuvvetli oldu.
gelirdim evlerine, özü gelirdi bize. Alıştırdım, saz alıştırdım Fethullah Akınçası. Sazdan sonra el kuvvetlendi, tamam bir şey getirdim özüm. Türkmen milli takımı. Orada tanıttırdım, aynen Üstad Salih Nevresa, Hüseyin Bahdina, Celal Vendiya, Enver Muhammed Ramazan'a, Abbas Erenay'a. Bunlar orada sorumluydular. Tanıttırdım Fethullah'ını bu stadyara. Onlar da gördüler özün sesini, çok beğendiler. Orada kaldı işte Türkmen Milli Müzik Takımı'nda. Altun Ses Türkmen Milli Takımı ile sahnede söylediği ilk şarkı Kara Gözlerinde Sevda Uyandı. Muhterem misafirler, şimdi sıra geldi ilk defa sahneye çıkan genç sanatçımız Fethullah Altun Ses'e. Fethullah Altun Ses sizler için Kara Gözlerinde Sevda Uyandı şarkılarını sunacaktır. Teşekkürler. Değerli ses ustamız birçok programda Türkmen Milli Takımı onun için çok önemli bir okul olduğunu söyler. Bu Fethullah'ın da bizim şey getirdi, Abbas Aranay. Buradan salamlarım özüne, çok salamım var özüne. Abbas Aranay getirdi dedi, bu çocuk yeteneklidir, bak necaydı. Valla şey yoklama yaptım sesinde şeyinde, baktım İyiydi, bıraktım özünü. Bıraktım özünü, o da dediğim kimin Hüseyin Bahaddin ses verdim, ses öğretsin özüne. Ben de bir kurs açtım saz ekibi için. Saz öğrettim özlerine. İçinde Fethullah da var idi bunların. Bir, iki, üç tane idiler. Fethullah Altın Ses. Bu Altın Ses'i kim koydu? Özü için beyi şairimiz Salah Nevraz. Buradan salamlarım var. İkinci salam özü için. Bu oğlan milli takımda kaldı. Sonra üçüncü mektebe de bıraktık özünü. Gerek mektebe gitsin. Bunu Abbas Efendi, Abbas Aranay buradan salamım özüne apardı mektepte yazdırdı özünü. İkinci ortaokuldaydı. Vardı özünü yazdırdı, dedi tamam. Dedim tamam dedi, ha gerek mektebe devam edersen. O da yani okula, ortaokula. Yetti ortaokula koyduk özünü. Sonra işte milli takımından sonra böyle tamam yetenekli yaptı özünü. Kolundan tuttu özünü güzel sanatlara. Altun Ses 1973 Bağdat Radyosu Türkmence bölümünde Türkmen folklorundan bazı türküler kaydeder. Ve bu türkülerle Türkmen elinde iyi bir çıkış yapar. Bülbül uçar, kanatı yeşil. Bülbül uçar, kanatı yeşil. Gün vurmadan Allah göz kamaşır. Gün vurmadan Allah göz kamaşır. İnce dere el dolaşır, ince dere el dolaşır, garip garip.
Fethullah Altun Ses o zaman 13-14 yaşındaydı. Abbas Aranay'dan beraber geldi, prova ederdi. Biz milli takımında haftada 2 gün provamız var idi. Sözüne bağlıydı, mevedine bağlıydı, gelmeğine, gitmeğine, terbiyeli bir oğlan, mehteranlı bir oğlan. Aldık Fethullah Altun Ses'i Kore'ye. Biz de Kore takımında olurdu. Ege Fethullah olmuş, Yersel Mustafa Kemal'dı, Necdet Tüfirli'di, Yılmaz Erol'du, Esmet Özcan'dı, Yüksel Şenay'dı. Bunlar Kore'daydı. Bir Kore'dan çıkarlar, solist okurlar. En şöhret verdi bir şarkıda, o da Rast makamından Hasret içimde bir ok. İçinde çok güzel bir şöhret verdi. Millet heyecanlandı. Zaten milli takımında öge gelenlerden, şarkıcıların, solistlerin biriydi. Yaşar Mustafa Kemal, Fethullah Altunsaz, Yılmaz Erol, Necdet Küpürlü. O zaman daha gittik Bağdat'a, kardeşlik ocağına. Biz her münasebette, her ilde bir sefer giderdik kardeşlik ocağına. Şarkıları verirdik. Bizim tabi notu üzerine çalardık, notu üzerine okurduk. Allah affetsin, Zeym Abdullah oturmuş idi Bağdat'ta, kardeşlikte verdi. Fethullah çıkanda, Yaşar Mustafa Kemal çıkanda, Abdullah abi oturup, Adil Şerif rahmetli oturup, Necdet Koçak oturup, Riyaz Rıza Demirci. Bir tane de oturup tanımıyorum özüm şimdi. Çok sessizli dinlerim. Bizim bitenden sonra ben amacımız endim, baktım bu adam çağırdı bizi. Şimdi sorduk, dediler bu Çino Çen. Büyük bir müzikardı Türkiye'de. Bu sene 77'de, 71'de indi. Şimdi burada Türk konsülyatında müzika bölümüne bakır. Görüştü bizimle, dedi siz çok güzel çalsınız, çok güzel okusunuz ama ben size ders vermek isterim. Nece gelen ders verin, dedi haftada bir gün gelin yanıma ders verin size solistlere, müziklere de. Allah affetsin, buradan rahmetli Abdullah Abdurrahman abimiz bizim için Kerkük'ten bir tombel tutardı. Her cuma günü giderdik Türk sefaretine, konsülyatına. Cumalar günü giderdik, bize ders verirdi. Büyük üstad, buradan nurla gördü olsun, Çino Çen soyadını unuttum. Ders verirdi solistlerimize, müziklerimize. Bizi çok öge attı. Irak'ın karmaşık siyasi durumlarından dolayı iş ve sanat hayatı zorluklarla geçen Altun Ses, yurt dışında sanat ve iş hayatına devam etmiştir. 1970'te Türkmen Milli Takımına katılarak sanat kariyerine başlayan Altun Ses, 1973 yılında Bağdat Radyosu Türkmence bölümünün sınavını kazanarak ses sanatçısı kadrosunu aldı ve ilk kayıtlarını yapmaya başladı. 1977'de Irak Devlet Senfoni Orkestrası'nda çello sanatçısı olarak göreve başladı. 1980'de Bağdat Üniversitesi Irak Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Anabilim Dalı Çello Bölümü ve 1989'da aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Akademisi Televizyon Bölümünden mezun oldu. 1993'te aynı akademide yüksek lisansını yaptı ve 1996 yılında doktora eğitimini Mısır'da tamamladı. 1999 yılında Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde dekan olarak göreve başladı ve çalıştığı fakülteye yenilikler getirerek öğretim üyeleri tarafından aldığı tepkilere rağmen piyano, kontrbas gibi batı müziği enstrümanlarını orkestraya kazandırmıştır. Daha sonra Irak Kültür Bakanlığı Müzik Dairesi'nde genel müdür yardımcısı ve aynı zamanda Müzik Araştırmaları Enstitüsü'nde orkestra şefi olarak çalıştı. Bağdat'ta görev yaptığı dönemde Kayser olarak bilinen Iraklı ünlü ses sanatçı Kazım İlsahir ve ünlü Cezayirli sanatçı Verdel Cezayiriye gibi ünlü sanatçıların yanı sıra birçok ünlü Arap sanatçıyla çalıştı. 1991 yılında yurt dışına giden Altun Ses, o süre zarfında Arap dünyasında Mısır, Cezayir, Lübnan, Fas ve birçok körfez ülkeleri sanatçılarıyla çalışıp müzik aranjmanlarını üstlendi.
Altun Ses 2003 yılından sonra Irak ve Türkiye'ye yaptığı ziyaretler çerçevesinde bazı önemli konserlere katılmış, milli konularda çok beğenilen marşlar ve milli şuurla heyecan verici eserler meydana koymuştur. Altun Ses, ses ustalığının yanı sıra iyi bir orkestra şefi ve bir aranjördür. Irak'ın senfoni orkestrasını uzun süre yönetir ve ünlü Arap sanatçılarına Kazım-ı Sahir gibi beste ve aranjörlük yapar. تعودنا عليك شلون بلوى ليلك وحشة يا ابو ضحكتي الحلوة تعودنا Altun Ses, Irak'ın ilk dizisi olan El Emani Dalle, yani Kaybolan Umutlar dizisinin müziklerini yapar ve seslendirir ve Irak'ta büyük ses getirir. Değerli ses ustamız uzun bir gurbetten sonra 2003 yılında Irak ve Türkiye'ye ziyaretlerde bulunur. Bu ziyaretlerinde yeni milli marşlar ve şarkılar besteler. Kerkük'üm vay Kerkük'üm, baş yüksek Kerkük'üm, hem malım hem de canım, sana kurban Kerkük'üm, sana kurban Kerkük'üm. Kerkük'üm hay Kerkük'üm, baş yüksek Kerkük'üm, hem malım hem de canım, sana kurban Kerkük'üm, sana kurban Kerkük'üm. Altun Ses, gurbette Kerkük hasretiyle yanar ve tutuşur ve Kerkük'le ilgili birçok şarkı yazar. Kerkük'üm vay Kerkük'üm, Kerküklü sanatçılar tarafından seslendirilir. Kerkük'üm vay Kerkük'üm, haberi olsun, bu kahraman gençleri kurbanı olsun. Değerli ses ustamız 4. Türkmen Basın Kurultayı konserinde kendi bestesi olan Kurban Kerkük'ü heyecanla seslendirir. İlacı tek suçum ben Türkmenem. Hey Kurban Kerkük bağrına, postanına, dağına. Kurban Kerkük bağrına, postanına, dağına. Gücesin mavi bayrağı. 2003'te Kerkük'te büyük bir patlama olur ve birçok insanımız şehit olur. Ve sanatçı duyarlılığıyla Altun Ses şehitle ilgili bir beste yapar ve seslendirir. Sen de bir oyan Kerkük. Kerkük için verdi biz demir.
için oldum şehit. Değerli ses ustamızla ilk tanışmamız şöyle olur. Ankara'daki ziyaretlerinden birinde Türkmeneli için yazdığı bir esere beni davet eder. Ben de bu esere katılırım. Ankara'daki Türkmen sanatçılarla birlikte eserin kaydını yaparız. Eserin adı Yaşasın Türkmeneli ve Ankara'da bu eserin kaydı yapılır ve daha sonra yayınlanır. Ne yazık ki onunla son görüşmemiz olur. Hayır yok mezellete, yok zulme, yok mehnete. Kan döküp kurban olup bu kahraman millete. Şanlısan Türkmeneli, can kurban Türkmeneli. Şanlısan Türkmeneli, can kurban Türkmeneli. Göklerde Kerkük Elmağı 2019'daydı, 8. ayın 8'inde Kurban Bayramı'na tesadüf ettim. Beni oradan aradı dedi, gizli bir şekilde bir gün daha geldim Kerkük'e, mutlaka gerek görüşelim. Daha arkadaşımız İbrahim, Hacı İbrahim de Bağ'ın evinde uzun uzadıya bir görüşme yaptım kendisiyle de. Hem de Türkmeneli Gazetesi ve dergisinde de yayınlandı. Yani son görüşmeydi, içerisi doluydu. Değirdi isterim bir Türkmen marşı yapım, isterim bir orkestra yapım 14 Temmuz katliamının. Ama imkanlar yoktu bana, yani engeller var. Dedi, gerek yani bu iki projeni yapım. Hem de benden rica etti, radyomuzda sunulan sonra açık kapılardan dedi, o çok hoşuma gitti. İsterim onu bir besleyelim eğer imkan varsa. Dedim, inşallah dedim, ne demek. Cepti oraya, subhanallah yani bir neçə ay sonra hastalığı yakalandı. Hastalığı sırasında da aynen biz telefonlaşırdı. Maneviyat verirdim özüne. Hadi yerimde kaldı o maneke, yarıda elimde kaldı. Kalksam ayağa mutlaka kesin onu bitirin. Ama acel daha çarpıydı. Sanatçımız hayatının uzun bir bölümünü yurt dışında geçirmiş ve gurbet acısını hep içinde yaşamıştır. Ve ne yazık ki gurbette hayatını kaybetmiştir. Sanatçımızın ölümü Türkmenler arasında büyük üzüntüye neden olmuştur. Altun Ses sadece Türkmen müziğine değil, Irak müziğine de yenilikler getirmiş ve yeni eserler kazandırmıştır. Türkmen türkülerini seslendirmenin yanı sıra birçok yeni marş, şarkı ve ilahi bestelemiş ve seslendirmiştir. Altun Ses vatan hasreti, gurbet ve milli duyguları yaşayarak birçok eser bestelemiştir. Bu eserlerden bazıları Kurban Kerkük Adua, Canım Kerkük, Gurbet, Kerküyüm Vay Kerküyüm, Şehit, Can Kurban Türkmeneli, Hey Hey Men Türkmenem. Dubai'ye yerleşen Fethullah Altunses, uzun süre mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek 25 Ağustos 2021 tarihinde yoğun bakımda tedavi gördüğü Abu Dhabi Hastanesi'nde 64 yaşında hayata veda etti. Sanatçının vefatı Irak ve Türkmeneli'nde büyük üzüntüye neden oldu. Cenazesine birçok devlet adamı ve sanatçı katıldı. Memleketi olan Kerkük'te toprağa verildi. Değerli ses ustamız, Türkmeneli televizyonu için verdiği bir röportajda gençlerimize çok güzel mesajlar vermiştir. Temenni ederim bütün gençlerimiz her zaman böyle milleti, birbirini, sanatlarımızı, edebiyatımızı, siyasiler ileriye karşı. Her şey ileriye göre, her şey bilgisayar. Kimse kimseni kırmaz. Her kişi birbirimizi sevagın. Çünkü sevmaktan her şey olur. Ama kerahiyetten hiçbir şey olmaz. Gidelim Kerkük yolu.
gidelim arkam gidelim Kerkük yoluna Kardeşlere selam olsun aman 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 Kardeşleri zamandır görmemişim ya Aman 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 ey yarın elinde hiç bilmem Değerli ses ustamıza Türkmen müziğine olan katkılarından dolayı teşekkür eder, Allah'tan rahmet dileriz. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.